Hepinize merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım çok acıktığınız bir anda beni izliyorsunuzdur ve bu tarifi de hemen kalkıp yaparsınız. Çok lezzetli bir şey yapacağız. Gerçekten mükemmel bir şey yapacağız. Böyle bol peynirli, güzel bir makarna yapacağız. Ne yapacağız? Mac and cheese yapacağız. Hızlıca malzemelerimizi sayayım. Spagetti hariç şöyle makarnalardan kullanabilirsiniz. 200 gram kadar kaşar kullanıyorum. 150 gram cheddar kullanıyorum. Sadece kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ev ya da evinizde diyelim ki atıyorum labneniz var, krem peyniriniz var, ne bileyim parmesanınız var. Onları da içine katabilirsiniz. Ne kadar peynir o kadar iyi. 2 yemek kaşığı un kullanacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Makarnamız var, tuzumuz var, sarımsağımız var. Süt kullanacağız. Ve sonra üzeri için ekmek kırıntısı, yani bir bayatlamış bir ekmeğinizi rondodan geçirebilirsiniz. Ya da galeta kullanabilirsiniz. Ve yine üzeri için de bir tereyağı ihtiyacımız olacak. Bir yemek kaşığından biraz fazla. Lafı fazla uzatmayayım. Hazırlamaya başlayayım. Yine anlatmaya devam edeceğim. Şimdi önce ocağımızı yakıyorum. İçine 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Şimdi sıvı bir beşamel sos yapıyoruz. Normalde beşamel sos yaparken biliyorsunuz beşamel sosun biraz daha böyle kıvamlı ve koyu olmasını bekliyoruz. Ama bunda daha böyle sulu ve sıvı bir kıvam olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı unumu da ilave ettim. İyice un kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Sütü çok kontrollü ve kıvamına baka baka ekleyeceğiz. Biraz böyle çorba kıvamında bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Bu arada sosumuzu da kontrollü gitmemiz gerekiyor. Dibinin tutmaması, yapışmaması için çevire çevire gideceğiz. Hatta o sırada makarna sosumuzu da ayarlayayım. Çok az suyla haşlayacağız. Neden çok az suyla haşlıyoruz? Onu da hemen söyleyeyim. Zaten bunu, bu sosumuzu sıvı yapıyoruz. Fırınlayacağız da fırına attığımızda ekstra makarnalar pişmeye devam edecek. Makarna paketlerinin üzerinde biliyorsunuz işte 8 ila 10 dakika arasında pişirin, şöyle pişirin diye pişirme teknikleri yer alıyor. Tam olarak orada pakette yazan dakikanın yarısı kadar pişireceğiz. Yani makarnamızı çiğ bırakacağız ki fırında pişmeye devam etsin. Şimdi gördüğünüz gibi henüz peynirlerimizi falan hiçbir şeyimizi eklemedik. Bunun tamamen sıcak olması gerekiyor ki içine şimdi peynirleri attığımızda peynirler tamamen içinde erimeli. Makarnamızın suyu kaynadı. Hemen içine bol miktarda tuz atıyorum. Sosumu da karıştırmaya devam ediyorum. Sosumuzu unutmamamız çok önemli. Dibinin tutmaması gerekiyor. Hemen şöyle yarım paket kadar bir makarna attım içine. Ve makarnamız için 5 dakikalık bir sayaç kuracağım. Şöyle sosum iyice koyulmaya başladı. İçine kaşar peynirimi ekliyorum. Burada kaşar peynirimizi birazcık kenara ayırın. Fırına vermeden önce, galetalardan da önce üzerine bunu biraz gezdireceğiz. Cheddar'ımızı da atıyorum. İsterseniz cheddar'ımızdan da biraz ayırabilirsiniz. Böyle çevirmeye devam ediyorum. İyice güzelce karıştırdım. Peynirlerimiz tamamen eriyecek. Bu aşamada biraz süt koyalım ve kıvamını açalım. Tuzumuzu döküyorum. Kereviz ekledim. Biraz daha süt ekleyip açabilirim. Şu an çok güzel bir çorba kıvamını aldı sosum. Evet, şimdi 5 dakikamız doldu. Hemen makarnamızı içine ekleyeceğim. Kıvam gördüğünüz gibi çorba gibi bir kıvam. Sarımsağımı bir diş böyle koku versin diye. Eğer sarımsak tozunuz varsa sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen aroma vermesi için kullandığımız bir şey. Bunu tepsiye yayacağım. Şöyle bir tane fırın tepsim var. Fırın tepsimi alıyorum. Demiştim ya size biraz böyle kaşarınızı, cheddar'ınızı ayırın diye. Şimdi onları da üzerine ekledim. Şimdi hemen tavamızı alıyorum. Müzik
Gördüğünüz gibi katı bir kıvam haline geldi. Çorba kıvamında yapmıştık sosumuzu. Çorba kıvamında 5 dakika pişirdiğimiz makarnamızla birleştirip fırınladık. O yüzden sosu hazırlarken ya biraz daha koyultayım demeyin. Makarna zaten o sosun sıvılığını çekecek. Makarnanın nişastasıyla birleştiğinde zaten şu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir sulu tarafı yok. Herhangi bir şekilde akan vesaire gibi bir taraf olmayacak. O yüzden korkmayın. Kıvamınızı çorba kıvamında ayarlayın. Tuz koyarken dikkatli olun. Ben çok hafif, çok az tuz koydum. Siz de gördünüz zaten. Peynirlerimiz çünkü tuzlu. Ekstra tuz eklemeyin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Ben şimdi bunun tadını çıkarmaya gidiyorum. Görüşürüz.